Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir hikaye anlatacağım. Hikayemizin adı Saç Tokası. Sadece 1,5 doları vardı. O kadar. Ne 1 dolar eksik, ne 1 dolar fazla. Della paraları 3 defa saydı. 1,5 dolar. O kadar. Halbuki ertesi gün Noel'di. Kocasına hediye almak için paraya ihtiyacı vardı. Kendini odadaki divanın üzerine attı ve ağladı. Della'nın evi belki de şehrin en eski eviydi. İçinde de çok az eşya vardı. Evin kapısında Mr. James Dillingham Young yazılıydı. Mr. James Dillingham, Della'nın kocasıydı. Della ona Jim derdi. Della çok üzgündü. Bir süre pencereden dışarıyı seyretti ve kocası Jim'i düşündü. Daha sonra pencereden uzaklaştı ve aynanın karşısına geçti. Saçlarını çözdü ve omuzlarının üzerine döktü. James Dillingham Young ailesinin sadece 2 değerli şeyi vardı. Birisi Jim'in altın saati, diğeri ise Della'nın saçlarıydı. Della'nın saçları gerçekten çok güzeldi. O şehirde Della'dan daha uzun, daha parlak ve daha güzel saçlı başka bir kadın yoktu. Della'nın saçları altın renkli bir çağlayan gibi parlak ve dalgalıydı. Della bir süre ayna karşısında kendini seyretti. Daha sonra sinirli bir şekilde saçlarını hemen topladı. Bir süre hareketsiz aynanın karşısında bekledi. Uzun uzun düşündü. Yerdeki kırmızı halıya 1-2 damla gözyaşı akıttı. Della gözlerinin yaşını sildi. Hemen kahverengi ceketini giydi. Kahverengi şapkasını taktı ve dışarı fırladı. Merdivenleri indi ve sokağa çıktı. Sofrani, her çeşit saç kabul ediyoruz, yazılı bir tabelanın önünde durdu. Bu bir kuafördü. Kuaföre girdi. İçeride iri yarı, beyaz tenli, soğuk bir kadın vardı. Kadının adı Madame Saffroni'ydi. Della, Madame Saffroni'ye saçlarımı alır mısınız diye sordu. Madame, saç alırım ama şapkanı çıkar da bir bakalım diye cevap verdi. Della şapkasını çıkardı ve Madame Saffroni'ye altın renkli, gür ve parlak saçlarını gösterdi. Madame, Della'nın saçlarına elledi, uzun uzun inceledi. Daha sonra Della'ya, saçların için 20 dolar veririm dedi. Della, peki, kabul ediyorum. Lütfen hemen 20 dolarımı verin diye söyledi. Della çok mutluydu. Artık kocası Jim'e hediye almak için 20 doları vardı. Hemen kuaförden çıktı ve hediye almak için çarşıya gitti. Neredeyse çarşıdaki bütün dükkanlara girdi. Akşama kadar dükkanlardaki her şeyi inceledi. Nihayet Jim için güzel bir hediye buldu. Platin bir saat zinciri. Bu zincir sanki Jim için özel tasarımdı. Çok kibar ve sade bir zincirdi. Bu zincir Jim'in o harika altın saati için çok uygundu. Zincir tıpkı Jim gibi gösterişsiz fakat kıymetliydi. Della, Jim bu zinciri çok sevecek. Altın saatine hemen takacak ve her yerde gururla gösterecek diye düşündü. Della dükkandan çıktı ve hızlı hızlı evine gitti. Hemen aynanın karşısına geçti ve bir toka ile saçlarını toplamak istedi. Buna mecburdu. Çünkü artık saçları uzun değildi ve o kısa saçlarını Jim'e göstermek istemedi. Jim buna çok üzülür diye düşündü. Saçları çok kısaydı. Bu yüzden toka ile toplayamadı. Bir süre aynada kendini seyretti. Jim bu halimi görecek ve çok kızacak. Çok çirkin görünüyorum. Ama ne yapayım? 1,5 dolara hediye mi var? Diye düşündü. Akşam yemeğini hazırladı ve pencerede Jim'i bekledi.
Saat 19.30'da Jim geldi. Kocasının merdivenlerin ilk basamağındaki ayak seslerini duydu ve yüzü bembeyaz oldu. "Büyük Allah'ım, sana yalvarıyorum. Lütfen Jim saçlarımı beğensin," diye dua etti. Jim kapıyı açtı ve içeri girdi. Zayıf ve pek ciddi bir hali vardı. Zavallı henüz 22 yaşındaydı ama çalışmak ve ailesine bakmak zorundaydı. Yeni bir pardösüye ihtiyacı vardı. Ellerinde eldiven yoktu. Odaya girdi ve Della'ya dikkatle baktı. "Della, acaba bana niçin böyle bakıyor? Saçlarımı beğenmedi mi? Bana kızdı mı?" diye düşündü. Della'nın yüzü tekrar bembeyaz oldu. "Jim, hayatım, bana böyle bakma. Çok utanıyorum," diye yalvardı. "Saçımı kesip sattım. Noel için sana hediye almak istedim. Ne olacak? Saçlarım yine uzar. Affediyorsun değil mi? Ne yapayım? Başka çarem yoktu. Saçlarım çabuk uzar. Unutalım bunu. Haydi Jim. Haydi şekerim. Noel'in kutlu olsun," dedi. Jim dondu ve kaldı. "Sadece ne söylüyorsun? O güzel saçlarını mı kestin?" diye sordu. Della, "Evet, kestim ve sattım. Bu halimi beğenmedin mi? Eskisi kadar sevmedin mi? Saçsız da yine aynı insan değil miyim?" diye yalvardı. Jim etrafına şaşkın şaşkın baktı. Nihayet, "İnanmıyorum, saçlarını mı kestin?" diye cevap verdi. Della, "Evet, saçlarımı kestim ve sattım diyorum," diye tekrarladı. Della kocasına, "Canım, bu akşam Noel, beni affet, saçlarımı senin için kestim," dedi. Kocasına aşkının büyüklüğünü anlattı. "Seni çok seviyorum, benim için sen saçlarımdan daha değerlisin," dedi. O anda Jim'in gözünden yaşlar aktı. Della'ya sarıldı, paltosunun cebinden bir paket çıkardı ve masanın üstüne koydu. Jim karısına, "Sevgili Della, saçının şekli ve boyu benim için önemli değil. Benim için sadece sen önemlisin. Saçının şekli sevgimi değiştirmez. Ben az önce senin saçların için üzülmedim. Bu hediye paketini aç. Ben niçin üzüldüm, o zaman anlayacaksın," dedi. Della beyaz parmakları ile kağıdı yırttı ve hediye paketini açtı. Jim'in hediyesini gördü ve bir çığlık attı. Gözlerinden yaşlar aktı. Paketin içinde çok güzel saç tokaları vardı. Tokalar çok değerliydi. Elmaslarla süslüydü. Tokaların rengi de Della'nın saçlarına uygundu. Della nihayet kendini topladı. Kocasının hediyelerini bağrına bastı. Gülümsedi. Kocasına baktı. "Canım, benim saçlarım çok çabuk uzar ve ben o zaman bu tokaları takarım," dedi. Sonra hemen odaya gitti ve hediye paketini getirdi. Kocasına, "Sevgili Jim, bugün ben çarşıya gittim ve senin için çok güzel bir hediye aldım. Umarım beğenirsin," dedi. Hediye paketini kocasına uzattı. "Canım, bak ne kadar güzel bir zincir. Sen de beğendin, öyle değil mi? Bu hediyeyi bulmak için tüm şehri gezdim. Saatini ver bakalım. Saatine çok yakışacak," dedi. Jim sessizce Della'yı dinledi. Hiçbir şey söylemedi. Koltuğa oturdu. Ellerini başının arkasına koydu ve uzun uzun güldü. "Della, sevgilim, Noel hediyelerimizi bir kenara koyalım ve bir süre saklayalım. Bu hediyeler bugünkü halimize uygun değil. Çünkü saç tokalarını almak için saatimi sattım," dedi. Burada hikayemizin sonuna geldik. Bir sonraki hikayelerde görüşmek dileğiyle.